Arkadaşlar merhaba. Bugün Delta Piyasi ile step motor sürme nasıl yapacağız? Bunu görelim istedim beraber. Şimdi şöyle baktığımızda bir güç kaynağımız var. 220-24 volt güç kaynağımız. Çünkü piyasimiz 24 voltta ve buradaki step motor sürücümüz de 24 voltta çalıştırıp step motorumuzu hareket ettireceğiz. Şöyle baktığımızda girişler vermişiz piyasimize. Piyasimizin özellikle transistör çıkışlı olması gerekiyor. Transistör çıkışlı olmayınca bu işi yapamayacağız. Artı delta piyasilerin çıkışı, transistör çıkışlı piyasilerin de çıkış NPN'dir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. NPN olduğu için şu kısımda eksilere çıkışlarımızı vereceğiz. Gelelim girişlerimize. Girişlerimizde neler var arkadaşlar? Girişimizde bir ileri start butonumuz var. X1'e bağladığımız, X2'ye bağladığımız geri startımız var ve X0'a bağladığımız stop butonumuz var. Daha sonra şuradan şu bağlantımız, eksi bağlantımız var. Çıkışlarımız Y1 çıkışları pas çıkışıdır. Bir tane için kullandığımızda Y0'ımız pas çıkışı. Y1 ise yön çıkışımız. Yani Y1 ile Y0 ile Y1 aynı anda devredeyse bu sefer motor Y0'da ileri dönüyorsa Y1'i de devreye aldığımızda bu sefer geriye doğru motorumuz dönmeye başlıyor. Şöyle biraz büyütüp şu kısımda göstermek istiyorum. Evet, dediğim gibi pull artı, dir artı gerekirse enable'ı da kullanabilirsiniz ama biz enable'ı kullanmıyoruz. Burada bunlara artı 24 volt kısmımızdan veriyoruz. Daha sonra pull eksiye ve dir eksiye de yön için bunlar da piyasimizin çıkışlarından geliyor. Piyasimizin çıkışı 24 volt olduğuna ve buraya da 5 voltla beslememiz gerektiği için şu pullları, dirleri ve NI 5 voltla beslememiz gerektiği için burada gerilim bölücü olarak dirençlerimiz kullandık. 2,2K'lık 2K'lık dirençler kullanıyoruz arkadaşlar. Veya gerekirse burayı artık 5 voltla besleyip hareket edeceksiniz. Step motorumuzun çıkışları aynı şekilde A artı eksi B artı B eksi. Burada step motorun 4 uçlu, 6 uç, 8 uç. Artık burada bağlantıları sizler araştırıp ona göre bağlantıları yapacaksınız. Burada yapmamız gereken iş ileri start'a bastığımız zaman ayarladığımız pas kadar ve frekansta dönüş yapacak ileriye doğru. Daha sonra duracak. Ben durdum diye komutu verecek. Geriye bastığımızda da geriye doğru hareket edecek. Aynı şekilde istenen paste ve duracak. Çalışma anında gerekirse stop butonuna da basarak durdurma işlemini gerçekleştireceğimiz bir devre gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir devremize baktığımızda biz buraya bir de araya bir ampermetre koyduk. Ne kadar çekiyor diye. Şu anda bakın açık boştayken frenleme için 0,07 amperlik bir akım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda motorumuz frenli vaziyette dönmüyor. Arkadaşlar. Dediğim gibi basıyoruz ileriye. Evet. Bastık. Geriye basıyoruz. Geri. İleri bastık. Stop'a bastık. İleri bastık. Stop'a bastık. Geri bastık. Stop'a bastık. İleri bastık. Stop'a bastık. Bu şekilde. Burada biz
step motor sürücümüzün ayarlarını şu kısımdan yaparak 400 pas ayarladık. 400 pasta bir tur yapacak şekilde gerçekleşmesine. Dikkat ederseniz burada bastığımızda 1-2 tur yapıyor. O zaman demek ki burada 800 pas gönderdik biz motorumuza. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bağlantılarımıza, evet şu beyaz burada pull eksiğe giren kablomuz. Şurada direncimiz 2.2 kalıp direnç olmadığı için 2 tane 1 kalıp direnci seri bağlayarak gerçekleştirdik. Şu da direksiye giren de Y1 çıkışımız. Atarsak şöyle bastığımızda çıkışımızın Y0 çıkışı video içerisinde. Geriye bastığımızda ise 2 çıkışında çıktığını göreceksiniz. Aşağı şöyle biraz daha kameraya doğru olarak bakın. Evet. Motor çıkışlarımızı bu şekilde çalışırken ne kadar akım çektiğini ölçmek için de ampermetre koyduk. Görüyorsunuz 150 mA şu anda çekiyor. Burada bunun ayarları dönüyor. Switch ayarları dönüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani switchleri düzgün ayarlamadığınız zaman motorda bir aşırı ısınma meydana gidebilir. Akım olayını tam ayarlayamadığınızda. Turları ayarlamakta sorun yok ama ayarlarsanız işte ona göre de ne kadar pas vereceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bağlantı şemasına tekrar dönelim. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştirdik. Programına geçelim. Bir programda nelerimiz var? Arkadaşlar ileri startımız, size bastığımız anda starta bir yardımcı trolleyi set ettirdik. Set olan rölemizde görüyorsun şuradaki M1 ile buradaki bizim pas çıkışı verecek olan komutumuz, yani şuradaki birincisi hızımızı, nasıl hızı ayarlamak için verdiğimiz pas adeti. Bu da adım sayımız arkadaşlar. Ne kaç adım göndereceksek burada da pas çıkışımız. Şu da ters yöne çalışacağı zaman da M1 ve M2'nin, yani M2'nin devrede olması gerekiyor. M2 devrede olacağı için yine pas çıkışımızdan vereceğiz. Ve Y1 yön değiştirmemiz de devrede olacak. Şöyle bir online olalım. Arkadaşlar online olmuşken şunu kapatalım. Şuradan izleyelim. Evet. Görüyorsunuz ileriye basıyoruz. O. Geriye basıyoruz. O. İleri yaparken sola basıyorum. Ve bu. Şuradaki M1029 bitimizde step motorumuz şu pasi tamamladıktan sonra, yani 800 adım attıktan sonra çıkış komutu veriyor. M1029'da
dahili bitle. Böylece burada da şu ileri veya gerilerimizi de stop ettirip ve bundan sonra gelecek olan komuta devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani programın ve çizimini de alt tarafa ekleyeceğim arkadaşlar. Alıp kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.